Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Hasan Selvi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle skolyoz hastalarında en çok bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Birinci en çok bilinen yanlış yüzme. Peki neden yanlış? Şimdi gelelim maket üzerinde anlatmaya. Skolyozun iki türü vardır. Bir C skolyoz, bir S skolyoz vardır. Örnek gösteriyorum. Böyle olduğunda omurga C skolyoz oluyor. Eğer şu şekilde olursa da S skolyoz oluyor. Yani buradaki kıvrımın iki tane olması S'dir. Tek kıvrımın olması C skolyozdur. Eğer biz kişiyi direkt yüzmeye gönderdik. Senin sırt kasların tamam, yüzmede sırt kasları güçlenir, omuz kasları güçlenir. Fakat bizim için önemli olan buradaki o kişinin sıkıntısına nokta atışı yapıp o kası güçlendirmektir. Şimdi yüzmeye gittik, biz yüzüyoruz ama bu kişinin sağ taraftaki kas grubu ile sol taraftaki kas grubu farklı. Çünkü skolyozdan dolayı o kasın açıları değişti. Yani örnek veriyorum, şu şekilde duruyor bu omurgamız. Buradaki kasın boyu ve gücü değişti. Buradaki kasın boyu ve gücü değişti. Ama biz yüzme yaptığımızda bu sağ taraftaki kasa 10 kuvvet verelim, sol taraftaki kasa 5 kuvvet verelim diye ayarlayamayız. Bu yüzden de eğer siz buradaki omurga problemi düzeltilmeden direkt yüzmeye gidiyorsanız büyük bir problemdir. Bunun skolyozun derecesini arttırabilirsiniz ya da rotasyonu arttırabilirsiniz. Önce bir tedavi görülür. Daha sonra spesifik egzersizlerle omurga düzeltilir. Tabi spor amaçlı yine sırtı beli kuvvetlendirmek için yüzmeye gidilmelidir. Yüzme önemsiz bir spor değildir. Tabii ki önemlidir. Eğer siz doğru bir şekilde yüzdüğünüzde omurgada bir probleminiz olmadığı sürece sırt ve bel kaslarını çok güzel kuvvetlendiren bir spor dalıdır. Benim burada değinmek istediğim bir şey, eğer sizin omurgada bir deformiteniz varsa, yani bir skolyozunuz vardır, bunun için direkt tek çare ve ilk çare yüzmek değildir. İlk başta bir en yakın bir fizyoterapiste gidersiniz, bir omurga değerlendirmesi olur. Eğer yüzmeye uygunsanız gidin tabii ki. Uygun değilseniz ise çeşitli terapiler yapılır, egzersizler yapılır. Ondan sonra omurga düzeldi, tabii ki yüzmeye gidin. Yüzmeye hepimizin gitmesi lazım. Ama buradaki önemli etken omurganızı korumamız. Yıllardır skolyoz terapileri yapıyorum. Bir sürü danışanım geldi. Tabii ki bazıları önceden yüzmeye gitmiş, bilinçsiz bir şekilde biz onları düzelttik. Dedik ki ilk başta terapilerinizi olun, düzeltin. Ondan sonra yüzmeye gidebilirsiniz tabii ki. Yüzmeye kesinlikle burada yasaklamıyorum. Buradaki en çok yanlış bilinen doğrular diyelim, skolyozun direkt yüzmeye geçmesidir. Burada buna dikkat çekmeyi amaçladım. Skolyozu burada direkt skolyozu düzeltmek için biz yüzmeye gittik diye basit bir hastalık değildir skolyoz. Skolyoz ilerleyici bir hastalıktır. Buradaki amacımız ilk başta ilerlemeyi durdurmak, daha sonra iyileştirmektir. Ama eğer siz ben yüzmeye giderim, halledelim diyorsanız, öyle bir düşünceniz varsa bunu ilerisi cerrahi boyuta gidebilir. Yani biz o cerrahi boyuta gitmeden düzeltmemiz için burada ufak bir nüans var. Onu düzeltip sizin daha sağlıklı bir şekilde omurganızı düzeltmenizi istiyoruz. Bu videomda skolyoz ile yüzme arasındaki bağlantıya değindim. Bunları göz ardı etmezseniz sevinirim. Eğer skolyoz başlangıcınız var ya da sizde bir skolyoz var ya da ailenizde bir skolyozlu bir kişi var, kanalımdaki skolyoz videosundan da detaylı olarak izleyebilirsiniz. Orada detaylı olarak skolyozu anlattım ve basit egzersizlerle nasıl durdurabiliriz'i gösterdim. Tabii ki eğer size skolyoz tanısı konulduysa en yakındaki bir fizyoterapiste başvurmanızı rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Eğer sizde skolyoz problemi varsa yorumlara bekliyorum. Orada yorumlarda sizlere yardımcı olacağım. Eğer özel olarak sormak istiyorsanız Instagram'dan beni takip edip DM'den bana sorularınızı sorabilirsiniz. Size en yakın sürede dönüş sağlayacağım. Teşekkür ederim.